Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere süper bonoyu A'dan Z'ye tüm şeffaflığıyla, tüm gerçekliğiyle siyasi bir görüş içerisinde bulunmadan analiz etmeye çalışacağız. Analizimizin sonuna doğru sadece dolar TL'ye veya döviz kuruna olacak etkisinden değil, kıymetli madenler olacak etkisinden, fonlara olacak etkisinden ve özellikle de hisse senetlerimize yani Türk borsalarına olacak etkilerinden çok detaylı şekilde konuşuyor olacağız. Süper bononun çıkabilme ihtimalini konuşuyor olacağız ve etkilerini çok net şekilde bilimsel verilerle inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalın altına çıkan zil bildirimini açarsanız da eğer videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Gelin şimdi hep beraber bu süper bonoyu tüm şeffaflığıyla inceliyor olalım. Videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum. Burada siyasi bir yorum yapmamaya çalışacağım elimden geldiğince. İster istemez ekonominin içerisinde bazı siyasi normlara değiniyor olacağız. Fakat elimden geldiğince ekonominin bize söylediği şeyleri anlatmaya çalışacağım sizlere. Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur. Görüşleriniz sizlere ait. Şimdi öncelikle şöyle grafiğimi, dolar grafiğimi bir günlüğe alacağım ki süper bononun etkilerini konuşurken içeriğini, tahvil mi olsa daha önemli, bono mu olsa daha önemli, bu sosyal medyada çokça yapılan bono olursa iyi olur, tahvil olursa kötü olur vesaire konularına da değineceğiz. Çünkü burada bir bilgi kirliliği olduğunu çok açıkça görebiliyorum. Yani herkes yorum yaptığı zaman bir bilgi kirliliği oluşuyor. Bunları da anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle bakalım. Dolar TL şuradaki tarihe baktığımızda 20 Aralık gününde 18 lira 27 kuruş, hadi biz bunu 25 kuruş diyelim, kadar uzandığını görüyoruz. Buradan düştüğü dip seviyeye baktığımızda 10 lira 26 kuruş, yani tam tamına 8 liralık %50'lik bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Şimdi bunun neden olduğunu göreceğiz, konuşuyor, anlatıyor olacağız. Bunun, bu düşüşün oluş nedeni neydi dolar TL'de? Kur korumalı mevduat hesabının açılması. Şimdi o zaman biz şunu net olarak ele almalı mıyız? Bir tarafta elimizin sol tarafına veya sol kefemize kur korumalıyı, sağ kefemize süper bonoyu koyalım. İki tane kefemiz var. Bir tanesinde süper bono, bir tanesinde kur korumalı var. Eğer ki biz süper bononun kur korumalıdan daha etkili olabileceğini, piyasalar için daha avantajlı, yatırımcı için daha avantajlı olabileceği kanısına varırsak ne demek olacaktır? Kur korumalıdaki düşüşten, yani %50'lik bu düşüşten daha yüksek bir düşüş mümkündür diyebileceğiz. Çünkü elimizde veri var. Kur korumalı çıktı. Dolar 8 lira düştü. %50 düştü. Şimdi bundan daha etkili bir enstrüman çıkarsa yine aynı oranlarda düşmesini beklememiz gayet normal ve bilimsel olacak. Ha, burada ne var? 21 Aralık bu 20 Aralık tarihleri itibariyle, yani 2021 Aralık tarihi itibariyle enflasyonumuz bu kadar kötü seviyelerde değildi. En azından görece olarak daha iyi seviyelerdeydi. İşte belki elimizdeki brüt net döviz rezervimiz biraz daha fazlaydı. Daha az satılmıştı. İçeride dışarıda işler daha iyiydi diyebiliriz. Şu an daha kötü olduğu için etkisinin biraz daha az olabileceğini söyleyeceğiz. O zaman eşit seviyelerde olduğunu bulursak veya süper bononun daha iyi seviyede olduğunu görürsek aşağı yukarı eşit bir düşüş anlayacağız. Şimdi buraya baktığımızda ne gördük? Kur korumalı da çok ciddi %50'ye yakın bir düşüş oldu bu haber açıklandıktan sonra. Burada hemen arkadan bir görüş geliyor. Bazı görüşlerin üzerine çize çize gitmek istiyorum. Çünkü bunlar aklınızı karıştırıyor. Yorumlara yazıyorsunuz veya piyasada diğer videoları izlediğinizde bunlar aklınıza takılıyor. Kur korumalı mevduat hesabı açıklandığında %50 bir düşüş olmadı. Arkadan döviz sattıkları için bu düşüş oldu diyen bir kesim var. Tabii ki böyle yorumlar olduğu için tamam, bu olabilir. Yanlış da olsa yapılmış olabilir ama yine yapılamayacağının bir garantisi yok veya yine yapılmaması için bir neden yok. O yüzden kur korumalıdaki düşüşün ana nedenlerinden bir tanesi de yüklü döviz satışı dersek eğer, buna dayandırırsak şunu söyleyebiliriz. Süper bono ile birlikte de yine yüklü bir döviz satışı olabilir. Aradaki brüt net azaldı, satamazlar diye bir nokta yok. Burada artık birçok farklı noktada satış yapılabildiğini artık görüyoruz. Kamu bankaları giriyor çıkıyor vesaire. Yani bunun üzerine çizebiliriz öncelikle. Kur korumadaki etkinin eğer döviz satışına bağlandığını öngörüyorsak yine aynısı yapılabilir. Şimdi gelelim şuna. Kur korumalıdaki olay neydi? Doların artışını bize garanti ediyordu. Süper bono neyi garanti ediyor? Enflasyona endeksliyim diyor. Şimdi yine iki tane kefemiz var. Bu kefenin bir tarafında kur korumalı mevduat var. Yani diyor ki bana dolar ne kadar artarsa ben bunun kefiliyim, üstünü ben tamamlayacağım, vereceğim diyor. Diğer tarafta ne diyor? Süper bono, ben de enflasyonun kefiliyim diyor. Enflasyon ne kadar artarsa ben sana bu kadar ödeyeceğim. Ama arada çok korkunç bir fark var. Kur korumalı diyor ki eğer dolar artmazsa %17'nin üzerine sadece %17'ni alırsın diyor. Veya %19 artarsa %19 alırsın diyor. Artı bir faiz yok. Fakat süper bono diye çıkartılması beklenen konu. Şu anda bakın çıkartılacağı da kesin değil. Oralara da geleceğim. Çıkartılması beklenen bu süper bonodaki olay şu. Ben enflasyona bir kere kesinlikle ödeyeceğim. Üstüne de artı faiz vereceğim. Ha, %2 verilebilir, %5 verilebilir, %10 verilebilir, hiç verilmeyebilir. Ama şu anki konjektürde aldığımız doneler karşılığında şunu görüyoruz ki enflasyon üstü bir getiri mümkün gibi gözüküyor bu çıkacak süper bonoda. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Enflasyonu etkileyebilecek en önemli şey TÜİK'in verileridir. Yani TÜİK verileri hatalı açıklarsa veya eksik açıklarsa veya sizlere göre, bizlere göre eksik açıklarsa açıklarsa burada gelirimiz düşmüş olacak. Ama bunun haricinde risk barındıran herhangi bir noktası yok. Fakat dolar tarafında çok fazla kur korumalı mevduata koyduğumuzda çok fazla farklı nokta var. Mesela ödeme dönemine yakın swap anlaşmaları yapabilir, dolar satılabilir, sözle beyanla yine dolar baskılanabilir, ne bileyim faiz arttıracağız denilebilir, böyle bir enstrüman çıkartacağız denilebilir ve dolar bu yüzden aynı zamanda tekrar ifade edeyim yabancı yatırımcı çekilebilir. Dolara müdahale etmenin birçok farklı ve birçok daha kolay yolu var. Bu yüzden kur korumalı mevduattan süper bononun çok daha efektif olduğunu, çok daha kullanılabilir olduğunu bu noktada sizlere söylemem gerekiyor. Yani bu yüzden kur korumalıdan etkisinin hem doların hareketlerinin çok fazla spekülasyona açık olmasından dolayı, özellikle de siyasetçilerin vesaire konulardan, daha demin saydığım birçok farklı konudan, enflasyonun bunlardan daha az olmasından dolayı ya da enflasyon verilerinin daha az veriden etkilenmesinden dolayı burada daha güvenli olacaktır bir. İkinci noktaysa enflasyon üstü getiri beyan edilirse eğer yine çok kuvvetli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Yani kur korumalıda artı getiri yoktu. Burada artı getiri var ve burası spekülasyona biraz daha uzak. Tabii ki TÜİK veriler eksik açıklıyor. Görece olarak biz de bunun farkındayız veya biz analiz edemiyoruz diyebiliriz. Oradaki inanıp inanmama kısmını tamamen size bırak. Ve bu yüzden görüşüm burada kur korumalıdan çok daha fazla bir mevduat toplanacağıdır. Şimdi gelelim dördüncü maddemize. Burası çok önemli. Şartları bu işin çok önemli. Eğer ki herkesten alırım derlerse, yani dolarını bozup geçmek zorunda değilsin. Hisseni de bozarsan, kıymetli madeni de bozarsan, kur korumayı bozup geçersen de ben bu süper bonoya seni kabul ediyorum diye bir açıklama gelirse, yani katılım ön şartları herkese açık olursa inanılmaz bir mevduat toplanır. Bunu söyleyeyim. Nedenlerini birazdan açıklayacağım size tek tek, hiç merak etmeyin. Tek tek açıklıyor olacağım. Eğer şartların içerisine farklı birçok kriter girerse burada durum kötü olacaktır. Onları da konuşacağız. Eğer denirse ki işte kur korumalıdan geçenleri kabul etmiyoruz, hisse bozanları kabul etmiyoruz, nakite olanları kabul etmiyoruz, İşte sadece dolar mevduatı olanları kabul ediyoruz, sadece dolar mevduatını bozanları veya nakit doları olan, yastık altı doları olanları kabul ediyoruz gibi bir söylem olursa, bir ön şart olursa etkinin çok daha az olacağını bu noktada göreceğiz. Fakat şunu sizlere söyleyebilirim. Kur korumalı mevduat hesabı nasıl çıktı? Başta sadece gerçek kişiler alabilir denildi. Sonra şirketler alınabilir denildi. Sonra yabancı alınabilir denildi. Sonrasında ise vergi avantajlarına kadar giden ön kabuller sağlandı ve artık kur korumalıya geçen şirketlerden vergiler de düşülmeye başlandı. Vergi avantajları da sağlandı. Şimdi eğer burada da böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani ilk çıktığında süper bono çok az şartla çok az bir kısma çıkmış gibi gözükebilir ve etkisi az olabilir. Sonrasında bunlar arttırıldıkça etkinin de arttığını görebiliriz. Bu da aslında yukarılardan dolar alanlar bir anda düşüp şaşkınlığa uğramasın veya tepki göstermesin diye adım adım açılma olabilir. Bu yüzden ilk çıktığında hemen sadece gerçek kişi dolar mevduatını bozarsa veya yastık altındakini getirir katılabiliyormuş, o yüzden çok etki etmez demeyelim. Önümüzdeki bir hafta 10 gün 1 aylık süreçte ekstralar eklenebilir, aynı kur korumalıda olduğu gibi. Şimdi gelelim biraz daha uzun vadeliye. Yani ben sadece kısa vadede para kazanmak istiyorum, önümüzdeki 3 ayı görmek istiyorum diyenler videonun biraz daha ilerleyen kısımlarına sarabilirler. Çünkü biraz şimdi orta ve uzun vadede bunların ne gibi olumsuz etkileri olabilir bunu anlatacağım sizlere. Orta uzun vade için analiz yaptığımızda, şimdi kısa vadeli olarak bu iş aynı faiz arttırmak gibidir. Zaman kazandırır bizlere. Biz bu kazandığımız zaman, eğer doğru bir yönetim yaparsak, yapısal reformlar yaparsak, hukukta gelişirsek, işte teknolojiye yatırım yaparsak, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparsak, komşularımızla aramızı iyi tutarsak vesaire vesaire, ekonomiyi iyi şekilde oturtabilirsek bu doğru bir zaman kazanmadır ve bundan sonra hem enflasyon hem döviz otomatikman kendisi düşer. Çünkü siz bu zaman kazanmayı iyi kullanmış, doğru hamleler yapmış ve bu kullandığınız zaman diliminde gelişmeye odaklanmışsınızdır. Ama eğer bu zamanı kötü kullanırsanız buradaki süper bonodaki hazine neye düşecek o maliyet, o baskı, o yükle birlikte dolar 1 gidecekse 1,5 gitmeye başlar, 2 gidecekse 3 gitmeye başlar veya enflasyon da aynı şekilde veya Türkiye'nin geri kalmışlığı, gelişmemesi veya gelişme hızının düşmesi de aynı oranda geriler. Bu zamanı kötü değerlendirirseniz azalış hızımız diyelim, yani büyümedeki azalış hızımız, gelişmedeki azalış hızımız veya kötüye gidişatımız çok daha hızlanır. Bu kazanılan zamanın iyi değerlendirilmesi çok önemli. Yani bu kazanılan zaman doğru mu yönetilecek, yanlış mı yönetilecek, en önemli konu bizim için budur. Şöyle bir noktada var. Eğer kur korumalıdan geçiş izni olmazsa, yani kur korumalı hesabı olanlar geçiş yapamaz derlerse adamlar süper bonoya çıktığı için döviz de düşecek. Düşmesiyle birlikte artık sadece o kur korumalının kuru koruma kısmına değil, sadece o %17'ye razı olmak zorunda kalacaklar. Razı olmayanlar da kur korumalıdan çıkıp muhtemelen döviz tarafına geçiş sağlayacaklardır veya hisse senetleri tarafına geçiş sağlayacaklardır. Bu yüzden ya başta ya da ortalara doğru kur korumalıyı da almaları gerekiyor. Yoksa o kur korumalıda toplanan 100 milyar TL çıkacaktır ve döviz tarafına kayacak. olacak. Şimdi gelelim biraz da çıkana kadar neler olabileceğini. Şimdi çıkana kadar dövizde gidişatın teknik kısımdan da biz baktığımız yönde artık bu haberlerle birlikte bir sat sinyali içerisindeyiz ama şöyle mumların ilerleyişine baktığımızda biraz da Hekinashi tarafına şöyle geçecek olursak, Hekinashi tarafında yukarı yönlü güzel bir sinyalin şu an için olduğunu, hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Yani bu bağlamda baktığımızda çıkana kadar dövizde gidişatın yukarı doğru olacağı gözüküyor. Fakat bu akşam çıkar bilemeyiz, bir sonraki hafta çıkar bilemeyiz, bir sonraki ay çıkar bilemeyiz, belki de hiç çıkartmazlar. Sadece sözle, sözsel bir şekilde piyasaya etki etme gücünü kullanır. Bunu FED çok iyi yapar aynı zamanda. Sözle, beyanla piyasayı etkilerler. Çıktı çıkacak, çıktı çıkacak diye döviz kurunu buralarda sabit tutup sadece sözle de bir zaman kazanma yapılıyor olabilir. Yani burada çıkıp çıkmayacağı kesin değil. Çıkma yönündeki beklenti kuvvetli diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu akşam çıkarsa farklı, bir ay sonra çıkarsa farklı bir senaryo göreceğiz. Hazineye yükünün çok ağır olacağını ve uzun vadede eğer bu zaman iyi kullanılmazsa çok kötü sonuçları olacağını yine söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim bir de şu işe. Tahvil mi, bono mu? Çok konuşulan, aslında çok konuşulmasının gerekmediği bir konu. Tahvil olursa hiçbir işe yaramaz, bono olursa çok işe yarar gibi bir konu var. Bakın buraya yine bilimsel bir açıklama getirmeye çalışacağım. Öncelikle şunu kabul ederek başlayalım. Türkiye'deki hane halkının mevduattaki ortalama vadesi 3 aydır. Yani çok uzun süre mevduata yatırmayı veya hisse alım satımlarına özellikle baktığımızda ortalama %80 hisseyi 2 ay elinde tutuyor. Yani öyle 5 sene 10 sene ağırlıklı tutma gibi bir durum yok veya uzun vadeli yatırımla çok yakın bir hane halkı görmüyoruz. Bu tamam. Fakat şimdi bu bir ortalamadır. Bir de şimdi işin içine, gerçeğine girdiğimizde tahville bono arasında bir fark var mı yok mu bunu incelememiz gerek. Hemen değinelim bu konulara. Bono'da, yani kısa vadeli de bono 1 seneden kısa vadeli örneğin 3 aylık çıktı veya 6 aylık çıktı. Tahvili de 1 senelik veya 2 senelik çıktığını varsayalım. Şimdi 3 aylık çıkan bir bonoda önemli olan şuraya vurgulanılıyor. Birincisi, şu anda enflasyon yüksek olduğu için bu da bir etki yapacaktır. Domino taşı gibi aslında azalarak gidecektir. Yani ben eğer 3 sene sonraki enflasyona endeksi bir tahvil alırsam şunu diyebilirim. Ya 3 sene sonra enflasyonun ne olacağını bilmiyorum. Muhtemelen de daha az olabilir. O yüzden aslında bana 3 aylık olsa şu an enflasyon çok yüksek, bir anda sıfırlanamayacağına göre azalarak gidecektir ama ben o her azalmayı alacağım çünkü zaten 3 aylığına bu işin içindeyim denilebilir. Evet, bu güzel. Yani şu anki enflasyonun geliş hızından, baz etkisinden yararlanma söz konusu mu? Evet, var. Fakat tahvilde ise verilere güvenirseniz, tabii ki bu konuda dediğim gibi bir bence doğrudur yanlıştır diyemem. Ama TÜİK verilerine güvenirseniz eğer kesin bir zenginleşme vaat ediliyor aslında. Biz her zaman ne diyorduk? Enflasyon üstü kazandığınız zaman zenginleşmiş oluyorsunuz. Yani ben bugün 100 tane ayakkabı alabiliyorken seneye 105 tane, 110 tane ayakkabı alabiliyorsam, ki bu da ne demekti? Süper bonoda enflasyon üstü artı faiz verileceği ifade edilirse bu gerçekleşmiş olur. Yani enflasyon üstü %10 denirse ben bugün 100 kilo elma alabiliyorken seneye 110 kilo elma alabileceğim söylenir. Tabii ki TÜİK verilerinde açıklanan enflasyonun gerçek olduğuna inanıyorsanız. Kesin bir zenginleşme vaat ediliyor ve enflasyon verisi dolar satma, söylem, savaş gibi dışarıdan işte yabancı yatırımcı çekme vesaire gibi dışarıdan müdahaleye kapalıdır. Bu yüzdendir ki dediğim gibi manipülasyon kısmı zordur ve çok yüklü bir çekiş alabilir. Bu yüzdendir de yine ifademe devam ediyorum. Bono ile tahvil olması arasında çok yüksek bir fark olmayacaktır. Şunu söyleyebilirsiniz. Hocam tahvil aldık. Bir sene sonra enflasyon %20 geldi. Artı %5 de almıştık. %25 aldık. Tamam. Yani bu güzel bir şey aslında. Çünkü neden? Enflasyon %20. Yani bir mal 100 liradan 120 liraya çıktı. Sizin de 100 liranız 125 liraya çıktı. O malı alıyorsunuz. Cebinize de 5 lira kalıyor. Aslında zenginleşmişsiniz demektir. Şimdi belki küçük yatırımcı veya iyi doğru analiz yapamayanlar bunu bu şekilde düşünebilir. Enflasyonun etkisi düşecektir. Enflasyon azalacaktır. O yüzden ben de paramı niye buraya yatırayım? Ama şu noktaya hiç değinmedik. Şu nokta hiç konuşulmuyor bu konuda. Ben Finans ve Borsa kanalı izleyicilerin hep doğru yatırımda kalmasını istediğim için buralara da değinmek zorundayım. Kendimi böyle hissediyorum. Eğer enflasyon düşerse hemen BIST 100 endeksine gidelim bakalım. BIST 100 endeksinin bu denli yükselişinin en büyük etmenlerinden biri de enflasyonun olması olabilir mi acaba? Bakın şurada işte Şubat 25'ten Nisan 25'e kadar 2 aylık bir süre zarfı içerisinde %40 yükselen borsa BIST 100 endeksi neden yükseldi? Şirketlerin güzelliği vesaire var ama şirketler bu süre zarfında da güzeldi. Bu süre zarfında da güzeldi. Geçmişte de çok güzeldi şirketlerimiz. Endeksin bu denli yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri enflasyon olması ve bizim aldığımız şirketlerin de genel olarak emtiaya bağlı, mala bağlı olması olduğundan olabilir mi? Yani seneye enflasyon %10'a düştü diyelim. Benim o zaman aldığım süper bono ne kadar getirecek? %10 artı %10 enflasyondan getirecek. %10 da üzerine verdiği için %20 getirmiş olacak. Peki ben kesin olarak zenginleşmiş olacağım. Peki enflasyon bu kadar düşük olduğunda yine BIST 100 endeksinin veya gram altının bu kadar fazla artabileceğini öngörebiliyor muyuz? Belki dış ticaret açığı vesaire durumlarımızdan dolayı dövizin artabileceğini evet söyleyebiliriz. Daha orta uzun vadede. Fakat Böyle bir konunun olduğunu da unutmayalım. Yani sanki şu an borsada, kıymetli madenlerde, kripto hariç diğer neredeyse tüm yatırımlarda insanlar son 2 senedir sürekli olarak kar ederek devam ediyorlar. Çünkü yüksek enflasyon var. Aslında karın, gerçek karın, kısaca değineyim, mal sayısını, mal adedini arttırma olduğunu bilmediğimiz için bu şekilde ben 100 liraya almıştım, 200 lira oldu, para kazandım zannediyoruz bir sene sonra. Aslında o kadar enflasyon da var. Belki aldığın malı anca alabiliyorsun. Buna da değinmek istiyorum bu yüzden. Yani %20'ye düşer enflasyon, ben %20 almış olurum. Üstüne bir de %10 alsam ne olur? %30 almış olurum. Ya bir kere kesin olarak zenginleşeceğin bir senelik bir sözleşme yapıyorsun, TÜİK verilerine güvendiğiniz takdirde. Onun haricinde diğer yatırım araçlarının da bu oranda gitmesinin nedeni, yani kıymetli madenlerin, işte hisselerin artmasının nedeni de enflasyonun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yine emtia ürünlerin vesaire vesaire, buraya da değinmek istedim. Şimdi gelelim biraz daha piyasalara etkisinden, kıymetli madenler tarafına. Yani özellikle de bizim için önemli olan XAUTRY ile geçtiğimiz gram altın bazına. Şimdi gram altın olarak baktığımızda tabii ki bunlar dolara bağlı olduğu için ve iç talep de azalacağı için mutlaka kıymetli madenler tarafında, bakın eğer, tekrar ifade ediyorum, söylediğim şartlar altında çıkarsa, özellikle de ilk başta değineceğim şey çıkarsa, yani çıkmayabilir. Çıkarsa ve çok kapsayıcı kısıtlamalar olmaz, birçok farklı kişiye açık olursa, yani illaki sadece yastık altı dolarcılara değil de dolardan olan, kıymetli madenden olan, hisseden gelene, nakitte olan herkese açık olursa söylüyorum, hem talep azalacaktır hem burada dolara bağlı olduğu için bir geri çekilme göreceğiz. Şimdi en önemli etkilerinden biri tabii ki dolar tarafı. Dolar tarafında çok ciddi bir geri çekilmenin de söz konusu olabileceğini görüyoruz. Şartları açıkladıktan sonra, yani şartlar basına yansıtıldıktan sonra hangi fiyat seviyelerine kadar geri çekileceğiyle ilgili de yine dilerseniz bir video çekebiliriz. Hisse senetleriyle ilgili hemen hızlıca konuşacak olursam, şöyle BIST endeksimizi de açalım. İlk etkisi tabii ki olumsuz olacak. Hem burada para çıkacak, hem burada hisselere girmek isteyen, bekleyen, nakitleri olanlar girmeyecek, hem de yerli talep azalacak ve aynı zamanda da yabancı talep de yine azalıyor olacak bu noktada. Eğer bono çıkarsa, yani tahviliyene bono olursa, düşüşlerde ucuzda kalmış olanlar yine borsaya bir miktar dönüş yapacaktır. Diğer şartlarda da aynı kalıp, yani borsada burada şimdi biz doğrudan şirketlere ortak olduğumuz için kıymetli maden aldığımızda altın, gümüş almış oluyoruz. Döviz aldığımız zaman bir para birimi almış oluyoruz ama BIST 100 tarafında, ya da özür diliyorum borsalar tarafında, bir şirkete ortak olmak olduğu için çok ciddi bir geri çekilmede, ki ben burada 2200 puanları hep vurguluyordum aslında bu senaryoları da düşünerek. 2200 puanlar ve altına sarkmaya başlarsa çok çok cazip hisseler olur. Bunlar da orta uzun vadede yine borsanın gidişatına çok yüksek bir etki vermez. Belki yükselişin düzeltmesinin düzeltmesi gelmiş olur. Bir miktar yatırım bağlar ama orta uzun vadede tabii ki borsanın gidişatını çok olumsuz etkiler. Mesela şunu söyleyebilir misiniz? Ben bu seviyelerden satarım, o zaman gelip 2200'lerden, 2000'lerden, işte 1800'lerden, 2300'lerden alırım hocam, mantıklı mı? Eğer çıkacağına ve bunun da dediğimiz şartlarda çıkıp borsalara ve döviz tarafına olumsuz düşüş yönünde bir etkisi olacağına inanıyorsanız tabii ki mantıklı. Neden? 2375'ten satıp 2300-2200'den alırsınız. Ama çıkmazsa da enflasyonun etkisiyle, çıkmadığı açıklandan da yukarı yönlü bir gidişat tekrar başlar. Şimdi tekrar ifade edeceğim bazı kilit konuları ve videoyu bitireceğim. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında cevaplamaya çalışırım. Elimden geldiğince her noktaya değinen rasyonel bir analiz olmasını sağladım. Enflasyon üstü yüzde kaç getiri olduğu çok çok önemli. %2 getiri olursa ayrı, 5 olursa ayrı, %10 olursa çok ayrı bir senaryo ve düşüş görürüz. Dolar birden düşüp mağdur olmasınlar diye bu dediğim koşulları yavaş yavaş getirilebilir. Yani öncelikle sadece dolar bozanlara denir, sonra hisseden çıkanlara denir, işte sonra şirketlere vergi avantajı geçilip yavaş yavaş da çekilebilir. Sonra belki kur korumalıya. Belki hiç çıkmaz. Bu da bir gerçektir. Burada keşke bu senaryoya kalmadan şunu da ifade edip bitirmek istiyorum. Keşke bu senaryoya kalmadan enflasyonumuzun yavaş yavaş çıktığını gördüğümüzde tam tersi faiz düşürmek yerine en azından faizleri sabit tutup hatta yukarı doğru diğer tüm dünya ülkelerinin yaptığını yapsaydık hiç buralara gelmemiş olurduk. Hiç bu kadar yüksek bir şekilde hazinemizi borçlandırmış, sırtına vatandaşın yük bindirmiş olmazdık. Keşke ilk enflasyonun çıktığı noktadan itibaren hop enflasyon çıkıyor, biz de faizleri yavaş yavaş arttıracağız diye piyasaya sinyalimizi verip enflasyon arttıkça da faizlerimizi düzenli artırsaydık tabii ki bu noktalara gelmezdik. Ama bu noktalara geldiğimizde böyle efektif açıklanan veya böyle ani bir şekilde açıklanan yatırım enstrümanlarında ne kadar uzun vadede zarar vereceğini düşünsek de biz borsacılar veya analistler olarak şu anki verileri yorumlamamız gerekirse bunun, eğer dediğimiz şartlarda çıkarsa, döviz tarafında çok ciddi bir geri çekilme gerçekleştireceğini, görece olarak bunun kıymetli madenler ve hisse senetlerinde yansıyabileceğini söylemem gerekiyor. Bono ile tahvil arasındaki bir fark var gibi geliniyor. İşte bu tahvilde uzun vadede önümüzü göremiyoruz vesaire ama bir şey görmemize aslında ihtiyaç yok. Yani daha büyük bilinçli yatırımcı baktığı zaman, özellikle büyük para girişlerini yapacak kişiler bir sene sonra kesin zenginleşme vaat edilen bir sistem var. Hep ifade ettiğim gibi ifade ediyorum TÜİK verilerine göre. Bu yüzden burası iyi değerlendirilebilir denir. Bono ile tahvil olması arasında tabii ki fark eder. Fark etmez demiyorum ama anlatıldığı kadar da fazla fark etmeyeceğini ifade edebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım atladığım bir nokta yoktur. Yine aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğeni butonuna basarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.